Sayın Başkanım, kıymetli başkan yardımcılarım, değerli basın mensupları, hepiniz MK Ankaragücü inovasyon sunumuna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli görüşlerini bizimle paylaşmak için MK Ankaragücü Başkanı Sayın Faruk Koca'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Değerli arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, bugün bir sunum vasıtasıyla, vesilesiyle bir araya geldik. Cumartesi günü kongremiz oldu. Ankaragücü basın mensuplarının yazdıklarından alıntılar yaparak söylemek istiyorum. Belki Ankaragücü geçmişte böyle kongrelere alışık değil ama biz Ankaragücü'ne yakışadığına inandığımız, daha nezih ortamların da Ankaragücü'ne yakışan kongreler yapmak için özellikle cumartesi günkü mekanı seçtik. Çünkü benim geldiğimden beri her zaman önemli vurguladığım bir şey var. Ankaragücü büyük bir marka ama o markanın altı maalesef dolu değil. Biz o markanın altını hem sportif olarak, hem tesisler olarak, hem organizasyonlar olarak, hem transferler olarak altını doldurmak istiyoruz. Çabamız bu yöndedir. İyi bir kongre oldu. Ben katılanlara, herkese teşekkür ediyorum. Bizden kaynaklanan irade dışı hatalarımız olmuş olabilir. Bizim geleneğimizde bir söz vardır. Düğünlerde, cenazelerde ve toplu organizasyonlarda kusur aranmaz diye bir gelenek vardır. Ama biz kendi adımıza bizden kaynaklanan kusurlar varsa da özellikle resmi sayfalarda paylaştık. Üzgün olduğumuzu söyledik. Onun gerisindeki hiçbir şeye bizden kaynaklanan bir sorun yok. Biz dediğim gibi eğer bizden kaynaklanan bir sorun olduğunda da üzüntülerimizi her zaman her yerde ifade ederiz. Bu anlamda da bir kompleksimiz yok. Yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan üzgünlüğümüzü tekrar burada ifade etmek istiyorum. Hiçbir olay Ankaragücü'nün büyüklüğünü ne ve hak ettiği yere gölge düşürmemeli. Önce kongreden başladım. Bugün benim geldiğimden beri hep özellikle vurguladığım, maalesef Türk futbolunun en kronik sorunu olan altyapıda oyuncu yetişmiyor eleştirilerini ve gerçekten bu eleştiriden öte bir reel durumdu, gerçekliydi. Ama A takımın sıkıntılarından dolayı altyapıyla ilgili çok fazla ilgilenemedik. Bu ilgilenemememizin kaynakları dediğim gibi maalesef A takımdaki sorunların büyük olmasıdır. Şu anda A takım Süper Lig'de ve artık yola girmiş durumda. Bunu bilmenizi isterim. Sonra ben yaklaşık bir yıldır özellikle yurt dışında da yaptığım bazı görüşmelerde bu altyapı sorununu nasıl çözeceğimizle ilgili sesli düşünmeye başladım. Olayın farklı aktörleriyle görüşmeye başladım. En sonunda da son iki aydır biraz sonra lansmanını yapacağımız, tanıtımını yapacağımız hocamızla mutabık kaldık. Ve hocamızla çalışmaya karar verdikten sonra da bugüne kadar altyapıda hem yönetimde sorumluluk almış arkadaşlarımız ve altyapı koordinatörüyle ilgili dün yaptığım görüşmede böyle bir tasarrufta bulunacağımı söyledim. Bunu söylerken şunu özellikle belirtmek isterim. Ankaragücü'nün altyapısı geldiğimizden beri maalesef önceden çok kötüydü. Özellikle Soner Kurt kardeşime teşekkür ediyorum. Son bir yıldır gerçekten çok olağanüstü mücadeleler vererek ve Cengiz Kaya kardeşimiz, ikisi de altyapıdan sorumluydu, olağanüstü çabalar sarf ederek altyapıyı yaşanabilir ve altyapıda futbolcu yetişebilir ortamına getirdiler fiziki.
Çünkü çok maalesef mezbere bir haldeydi ve ilgisizlikten artık insanlar altyapı tam doğan tesislerine gelmez durumdaydı. Şu anda yoğun bir ilgi alanı oluşturdular, cazibe merkezi oluşturdular ve bu yıl 4200 civarında elemelere oyuncu katıldı. Tabii bu serüveni yönetim kurulunda arkadaşlarımız Soner Kurt ve Cengiz Kaya gerçekleştirirken koordinatör pozisyonda da Cengiz Paşa kardeşimiz çok ciddi çaba sarf etti. Gece gündüz her zaman oradaydı. Ben dün kendisini çağırdığımda böyle bir tasarrufta bulunacağımı söyledim de bir şey söyledim. Siz Cengiz Hoca'ya dedim ki sizinle ilgili, şahsınızla ilgili hiçbir problem yok. Buraya gösterdiğiniz emekten dolayı, çabadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu tasarruf sadece ve sadece daha iyisini gerçekleştirme çabasıdır. Ankara gücünün olması gereken yerde olması çabasıdır. Bu anlamda başka bir nedenden dolayı bu tasarruf yoktur. Söylenenlerin hiçbirisi veya konuşulanların hiçbirisi doğru değildir dedim. O anlamda vedalaştık, helalleştik ve bugün de sayfamızda Cengiz Hoca ile veda mesajımızı ilettik. Ama her zaman da dedim, şahsen benim onunla ilgili şahsımla ilgili de söylüyorum. Her zaman kapım açık, alanımız açıktır. Hiçbir kişisel problem yoktur. Çünkü biz buraya emek vermiş herkese müteşekkiriz. Çok kötü şartlardan bu duruma geldi. Tekrar basın huzurunda Cengiz kardeşime çok teşekkür ediyorum. Emeklerinden dolayı haklarını helal etmesini rica ediyorum. O çünkü bizden daha iyi bir Ankara güçlüdür. Onun bilincindeyiz. Şimdi bu tasarruftan bulunduktan sonra, hocamız da karar verdikten sonra bugün bu lansmanı basın mensupları huzurunda bir de kısa bir sunumla tanıtmak istedik. Ben bu saatten sonra hocamla ilgili bir şey söylemekten ziyade hocam kendi sunumunu siz değerli basın mensuplarına sunsunlar. Altyapıdaki meseleye bakış açısı, vizyonu neyse biraz sonra da zaten tanıtım bölümünde özgeçmişiyle ilgili bilgi verilecektir. Siz değerli basın mensupları da hocamla ilgili, bizimle ilgili en sonunda soru soracağınızda açık yürekle cevaplayacağımızı bildirin. Tekrar katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz başkanım. Sayın seyirciler, kıymetli misafirler, MK Ankara Gücü inovasyon sunumunu başarılarla dolu bir geçmişe sahip, büyük tecrübe, geleceğimizin teminatı, yavrularımızın yeni kılavuzu olan Sayın Ümit Turmuş'u sunumunu yapmak için kürsüye davet ediyorum alkışlarla. Buyurun hocam. Evet. Sayın basın mensupları, bizi internet üzerinden ve daha sonra izleyecek tüm Ankara güçlü taraftarlarımız olsun, tüm spor severleri saygıyla selamlıyorum. Ben mesleğimde 40. yılındayım şu anda. Ve gördüğünüz gibi burada CV'mde 60 doğumluyum. Ve antrenörlüğümün ilk kariyer başlangıcında belli bir yaşa kadar sporcular benden yaşlıydı. O nedenle kendimi geliştirmek için İngiltere'ye gideyim dedim. Orada hem dil öğrenimi hem de mesleki eğitimi geliştireyim dedim. İngiltere'ye gittiğimde 2 yıl Arsenal'de çalışma staj şansı yakaladım. George Graham vardı o zaman, hanımı Kıbrıslı Türk'tü. O nedenle benim teklifimi, benim isteğimi karşıladılar, olumlu karşıladılar ve 2 yıl orada, bir sene altyapıda, bir sene A takımda staj yaptım. Daha sonra devam edelim, evet. Malatya Spor'a döndüm Süper Lig'de ve Balıkesir, Göztepe, Turgutlu, Aydın, gördüğünüz gibi bir ara Kamerun'a gittim. Kamerun'da Racing Club'u çalıştırdım. Oranın Premier Lig takımı.
Döndüğümde de Altay'la anlaştım. Altay'da Süper Lig'de çalıştım. Ve en sonunda Gana'daydım. Ve Gana'da Inter Elias takımının Premier Lig'de teknik direktörlüğünü yaptım. Bu pandemi döneminde çalışma şansım pek olmadı. Ama benim bu 40 yıllık meslek hayatımda kafamda olan soruların cevaplarını aradım aslında. Bu sorular neydi? Bir tanesi, nasıl mühendisler petrol rezervi şu kadar yer altında, nasıl kömür rezervi şu kadar yer altında diyorlarsa, biz insan kaynaklarımız ne? Bizim spora yatkın çocuk sayımız ne bu ülkede? Bu kadar genç nüfusa sahibiz. Biz bilmiyoruz yani, bunun bir analizi, bir araştırması olması lazım. Bunun cevabında 2017'de Mustafa Ferit Acar hocamız, Profesör Doktor, onun verdiği bir 16. Spor Bilim Kongresi'nde, Spor Hekimleri Kongresi'nde verdiği şeyde, her yaş grubunda spora yatkın %5-6 spora yatkın çocuk var. Bunlar eğitilirse %2 veya 3'ü yıldız sporcu oluyor. Yani Süper Lig diyelim, o ligin, o ülkenin en üst liginde oynama şansı yakalıyorlar. Bu Almanya'da da aynı, bu Fransa'da da aynı değerler. Ve bu projeksiyonu yaptıktan sonra son 4-5 yıldır kendi gençlerimize ne yapabiliriz? Spora yatkın çocukları nasıl bir modelle sporun içine çekeriz? Ve ondan sonra bunlardan %2-3 oranında nasıl yıldız sporcu yetiştiririz? Buna kafa yordum ve bu projeyi önce Türkiye projesi haline geçirdim. Daha sonra da başkanımla görüştükten sonra da Ankara projesi olarak da bir revizyona, değişikliğe uğrattım ve Ankara Gücü için bir proje oluşturdum. Ankara Gücü Sagen projesi 10 yıllık bir proje. Devam edelim. Şimdi bu projenin 3 ayağı var. Bir tanesi Türkiye ayağı. Türkiye'de 14 TFF bölgesi ve bizim özellikle Ankara bizim için esas temel ayaklarımızı basacağımız yerler olacak. Halil İbrahimleri tekrar yakalamamız lazım. Onun gibi yetenekleri tekrar ruhen de takımda yürekten formaları için oynayacak sporcuları yakalamamız lazım. Avrupa'da da İlkay gibi aslında 3-4 milyonluk bir nüfustan bunlar çıkıyor ama 85 milyondan niye dünya yıldızları çıkmıyor? Biraz da tabii kafamızı, şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Kulüplerimizin artık bir inovasyona ihtiyacı var. Altyapılara daha çok önem vermemiz gerekiyor. Afrika'da ise önemli bir kaynak. Gördüğünüz gibi Agustin bu Ankara Gücü'nde oynadıktan sonra Trabzonspor'a da transfer oldu. Gana'da çalışırken onunla fırsatım oldu. Birkaç kez buluştuk, hala da görüşüyorum. Agustin şunu söylemişti. Ya Türkiye çok enteresan bir ülke, çok büyük bir heyecan. Yani burada futbolcular kendilerini rahatlatma şansı yok. Hep böyle istim üzerinde son kapasite oynamak zorunda. Taraftarlar onları müthiş coşturuyor. Ankara Gücü'nde bunu çok iyi yaşadım. Trabzon'da da yaşadım demişti. Onunla da temasım hala sürüyor. Devam edelim. Şimdi bizim üç ayağımız, bir tanesi TFF 14 bölge. Bu 14 bölgeye bizim gerek pilot takımlarımız ileride oluşacak, gerek squadlarımızla buraların taralınması ve en iyi oyuncuların aktarılmasına çalışacağız. İkincisi Avrupa, Almanya merkez, en çok gurbetçimizin olduğu yer orası. Onun dışında birkaç ülkeyle birlikte arama tarama faaliyetleri ve oradan yıldızları erken bulup buraya kazandırmaya çalışacağız. Batı Afrika'da yine Gana merkez, Nijerya, Senegal, Kamerun, Fil Dişi ve Mali. Bu 6 ülke dünyada ilk 50'deler. En çok futbolcu ihraç eden ilk 50'deler. Maalesef Türkiye olarak biz ilk 80'de yokuz. Ama futbolcu transferinde, alımında 4. sıradayız. Dünya sıralamasında 4. sıradayız. Bunu tersine çevirmemiz lazım. Bunu mutlaka düzeltmek zorundayız. Devam edelim. Sagen projemiz, sporcu araştırma geliştirme eğitim merkezimizde bir bilgi bankası, ARGE bölümümüz olacak. Bunun yanında elit takımlar departmanı, pilot takımlar,
U19 rezervlik bu sene kurulma durumu var. Onun için uğraşılıyor. U19, U17, U16. Bu neden böyle elit takım departmanı? Çünkü 15 yaşından itibaren teorik olarak pratikte de bir futbolcunun A takım görme ihtimali var. Bunları ayrı tutacağız. Ayrı bir departman olarak ayrı bir eğitim vereceğiz bunlara. Bunun dışında gençlik geliştirme, temel eğitim departmanımız olacak. Burası zaten bizim esas paydaşlarımızla en çok çalışacağımız alan olacak. 14 yaşından itibaren 6 yaşlarına kadar bütün çocukların taranması ve eğitimi buraya çok yoğunlaşacağız. Bunun için de paydaşlarla birlikte neler yapabiliriz onların konuşmasını yapacağız. Devam edelim. Bu Türkiye potansiyeli. Yaptığım çalışmada Türkiye potansiyeli nedir? Yaklaşık 85 milyona yakın spor nüfusumuz var. 5-14 yaş grubunda 13 milyon nüfusumuz var. Her yaş grubunda 1.3 milyon çocuğumuz var. Burada %5-6 demiştim daha önce spora yatkın çocuk. Oradan modellersek 32.500-33.000 civarında %5 üzerinden spora yatkın çocuk var Türkiye genelinde. Bunları eğitirsek bunların içerisinden 653 tane her yıl her yaş grubunda Süper Lig'de oynayacak düzeyde oyuncu gelmesi lazım. Ama bunları bulmuyoruz. Bunları eğitmiyoruz. Sonuç itibariyle tesadüfen çıkanlarla işte imkanı kulüp olarak bulunduğu yaşadığı il itibariyle iyi konumda olanların bir kısmı çıkıyor. Bu buzdağının sadece ucu. Devam edelim. Bu Türkiye projeksiyonunda 14 bölgenin yıldız yani Süper Lig'de oynama ihtimali olan her yıl gelmesi gereken rakamlar bunlar. Ve burada İstanbul birinci durumda, Adana bölgesi ikinci durumda, biz Ankara bölgesi olarak da üçüncü durumda görüyoruz. Devam edelim. Bu en fazla yatırım öncelikli iller olması lazım buraların. Birinci İstanbul 114 tane her yıl spora yatkın değil de Süper Lig'de oynayacak yıldız konumda oyuncu çıkması lazım. Ankara 40 ve Ankara ikinci potansiyel ve çok ciddi potansiyel. Bizim aslında madenin üzerinde yaşıyoruz da bu madenleri çıkarmıyoruz. Esas problemimiz bu. Messi'ler, Maradona'lar aramızda dolaşıyor ama bunları bulmuyoruz, eğitmiyoruz zamanında. Bir süre sonra kaybolup gidiyorlar. Devam edelim. Ankara nüfusu 5.7 milyon. 5-14 yaş grubunda 811 bin çocuk var. Ve bu Dünya Kupası'na katılan bazı ülkeler 32 ülkenin 6'sından daha fazla Ankara'nın nüfusu. Yani bizim Ankara olarak bir takım çıkarsak bunun normal olarak Dünya Kupalarına gitmesi lazım. Böyle bir potansiyeldeyiz ama bu potansiyeli maalesef bulup değerlendirmiyoruz. Devam edelim. Evet, Ankara potansiyelinin biraz detaylarına iniyoruz şimdi. Evet, Ankara'da gördüğünüz gibi 5.7 milyon toplam nüfus var. 5-14 yaş grubu, 8-11. Her yaş grubunda 81 bin çocuk var. Ve kadın erkek olarak da 2028 tane spora yatkın çocuk var her yaş grubunda. Ve bunlardan da 40 tane Süper Lig'de oynayacak düzeyde sporcu çıkması lazım. Futbolcu çıkması lazım. Devam edelim. Şimdi Ankara deyince bu 40 oyuncunun en çok olması gereken, bulunması gereken nüfusun yoğun olduğu yerler. Bu da bu 7 ilçe. 3 ve üzerinde olan potansiyel olarak yıldız her sene futbolcu verecek ilçeler bunlar. İşte en fazla Çankaya 6-7 oyuncu, Keçiören 6-7, Mamak'la Yeni Mahalle 4-5, Etimesut 4, Sincan 4 ve Altındağ 3. Yani 40 toplamda Ankara toplamının 34'ü bu 7 ilçede. Devam edelim. Bu da Ankara'nın diğer ilçeleri. Polatlı ve Gölbaşı, ondan sonra Pursaklar bir çıkarıyor her yıl. Onun dışındakiler de arada bir çıkarma ihtimalleri olan yerler. Devam edelim. Burada spora yatkın çocuk sayıları işte bölgelerde Keçiören'de 332 böyle gidiyor. İlçelerde de diğer ilçelerde de bu rakamlar bizim spora yatkın 2028 çocuğun dağılımları, ilçe dağılımları. Devam edelim. Evet. Bunlar da bizim
ne kadar pilot takıma ihtiyacımız var? Yani bu çocuklara ulaşmamız için benim yaptığım modellemede Ankara'yı 90 bölgeye ayırıyoruz. 90 bölgedeki amaç şu, her bölgede 25 çocuğu baz alıyoruz. Nüfusun dağılımına göre 25-25-25 bütün bölgeleri dağıttığımız zaman 90 bölge çıkıyor. Ve bu 90 bölgede mahalle düzeyinde organize olup okullarla birlikte işbirliği yaparak bu çocukları bulmaya çalışacağız. Bunlar da ilçelerdeki minimum olması gereken pilot takım sayısı. Bu tabii ki farklı takımlar da olmayabilir. Diyelim ki ilçedeki bir belediye spor 10 bölgeye ayırdığımız zaman 10 tane mahallede farklı takımı da olabilir. Aynı yaş grubunda farklı takımları da olabilir veya müessese takımları, çeşitli kurumların takımları da bu işin içinde olabilirler. Devam edelim. Bu Ankara'nın 90 bölge üzerinden tam kapasiteye ulaştığımızda hangi kaynağı yakalamış olacağız? İşte U12 ile U15 ilk öğretimin ikinci bölümünde olanlar her yaş grubunda 25 çocuk, 4 yaş grubu 100, 90 bölge 9000 sporcu yakalamamız lazım. Şeyde de bir alt yaş grubunda da ilk öğretimin ilk 4 yılında da 9000 yakalamamız lazım. U8 ve U16'larla birlikte bu U7 olacak pardon. U7 ile U16 bizim 4500 daha çocuğa ilaveten yakalıyoruz. Burada baktığınız zaman 22.500 çocuk çarpı 2 kadın erkek toplamda 45.000 lisanslı sporcuya sadece yaş gruplarında yakalama şansımız var. Ve bunları her yıl ilavelerle birlikte artacak sayısı. Ankara'da faal lisanslı sporcu 2018 yılında 51.000 kişi. Pandemiden dolayı bu doğal olarak düştü. Ama bizim sistemimizde de 45.000 sadece bu çocukları yakalama şansımız var pilot bölgelerde. Tabii projemizi böyle bir örnekledim ben. Birkaç ilçede başlayabilir, daha sonra bu Ankara'nın tamamında yayılabilir. Görüşmelerde çıkan tabloya göre zaten bizim burada şey olarak açık bir eğitim sistemimiz olacak. Yani girdilerle çıktıları sürekli kıyaslayacağız. Girdi olarak bize hangi il, hangi ilçe, ilçe bazında, hangi mahalle veya hangi takım bize ne sunuyor? Bunlar sürekli değişebilir. Saha, tesis, sporcu, eğitimci anlamında. Bu girdilere göre ve çıktılara göre çıkan ne kazandık, ne aldık bunları sürekli kontrol edeceğiz. Ve bu sürekli yenilenecek. Yani bizim açık bir eğitim sistemimiz olacak. Öyle kapalı, sadece burada yazdık, bunun dışına çıkmayız diye bir şey yok. Yani mutlaka esnek bir çalışma düzenimiz olacak. SAGEM'de 3 ilçede 30 pilot bölge yaptık. Bu yani onarlı bölgeler yaptık. Devam edelim. Sincan, Etimesut, Yeni Mahalle ilçelerinin baş harfleri Seymen'le bu SAGEM projemizi pilot bölgelerde başlatma olabilir. Böyle bir düşüncemiz şu anda var. Bu ilçelerle tabii ki belediyelerle görüşüp bunu hayata geçirmeye çalışacağız. Evet. Burada Etimesut 4, Sincan 4, Yeni Mahalle 4-5. Toplam her yıl 12-13 tane Süper Lig düzeyinde oyuncu çıkması lazım bu 3 ülkede. Bu bile başlı başına büyük bir olay. Yani böyle bir kaynak yok. Yani altın madeni üzerinde yaşıyoruz ama bu çocuklar hep yok oluyor. Burada ne kadar takıma ihtiyacımız var? Spora yatkın sayıları da gördüğünüz gibi 248, 214 ve 198 şekilde ilçelerde dağılmış durumda. Her ilçede 10'ar tane pilot bölge ve pilot takım yapıyoruz. Devam edelim. Örnekleyerek gidiyorum. Örneğin Yeni Mahalle'de bir organizasyon yapıyoruz. Yeni Mahalle'de kolay olsun diye 3 yakın ilçeyi aldım. Bu her zaman böyle kolay değil. Dağınık ilçeler 3-5 tane bir araya gelip daha yaygın bir konuma da gelebiliyorlar. O nedenle kolay olsun, anlatım kolay olsun diye Demet Evler, Demet Lale, Demet Gül bu 3 bölgeyi aldım. Burada Demet Evler'de 10-11 tane spora yatkın çocuk var her yaş grubunda. Şeyde Demet Lale'de 6-7, 7-8'de Demet Gül'de var. Bunlar toplam 24-25 çocuğa tekabül ediyor her yaş grubunda.
Burada devam edelim. Okullarda yapılacak yetenek tarama sonucunda seçilen çocuklar mümkünse tek bir pilot takımda, tek bir sınıfa, Milli Eğitim'in burada bir rolü var. Paydaşlarımızdan biri çünkü olacak. Milli Eğitim'den de destek alarak bu çocukları bir sınıfta ve bir okulda toplamaya çalışacağız. Eğer ilçeler yaygınsa 25 kişilik potansiyel, o zaman birkaç okul pilot okul olabilir ve onların toplanıp bir yerde tek takımla yine bizim sistemimize dahil olmaları lazım. 4 artı 4 eğitimin ilk 4 yılında BESYO TÜFAT işbirliği. Bunu neden böyle yazdım? Çünkü şu anda ilk 4 yılda beden eğitimi öğretmeni yok. Yani sistemde öyle bir şey yok. Ama bu sene konulacağı söyleniyor. Konulursa çok rahatlarız. Çünkü beden eğitimi öğretmenlerinin futbol ihtisas dalında olanların dışında TÜFAT'tan bize çok yardım olacak. Ve bunun dışında da BESYO'lar, tabii şimdi spor bilimleri fakülteleri oldu. Benim zamanımda BESYO'ydu, spor bilimleri fakülteleri. Buralardan destek alacağız. Oradaki öğrenciler de biliyorsunuz, yani Türkiye'de en büyük sorun eğitim kurumlarıyla pratikte öğrencilerin mezun olduktan sonra ellerinden çok bir şey gelmemesi. Yani bakıyoruz tıp fakültesinde, tıp fakültesinin pratik imkanı var, hastanesi var. Öğrenciler iyi yetişiyor. Yani hem gidiyor, hem öğreniyor, hem sürekli pratik yapıyor. Ama bir mühendis çıkıyor, bir tornavidayı eline alamıyor. Bir bakıyorsun, bir başka bir mezun çıkıyor. Hayattan kopuk, yani pratikten kopuk. Bu BESYO'larında mutlaka, yani bizim spor bilimleri fakültelerinde mutlaka bu işin içine öğrencilerin öğrenciyken alınıp onların da eğitilmesi ve bu sisteme katkılarını sağlamamız lazım. Büyük şimdi büyük şehir ve ilçe belediye sporlar bu projenin taşıyıcı ana omurgaları olacak. Bu çocuklar belediye sporlar ve katılmak isteyen diğer paydaş kulüplerde lisansiyer olacaklar. Bizde lisanslı olmayacak bunlar. Gerek yok. Biz WhatsApp gruplarımızda her yaş grubunu her bölgede aynı antrenmanı yaptıracağız. Yani aynı antrenman programını vereceğiz. Günlük, haftalık, aylık ve hepsi belli dönemlerde bir araya gelip testlerle, 6 ayda bir yapılan testlerle de bunların gelişimlerini gözleyeceğiz. Ve ayrıca lig oynayacaklar. Devam edelim. Burada örnek veriyorum, yine örnek üzerinden gidiyoruz. İlçelerdeki 10 mahalli bölgeye ayırdığımızda Berger usulü 3 devreli lig usulü bir lig oynanacak. Burada tüm yıla yayılacak 27 maçlık bir maraton söz konusu. İlçelerin buradan sonra kendi ilçe içerisinde 10 takım 3 devreli lig oynadıktan sonra altın karma, gümüş karma ve bronz karma çıkaracağız. Ve bu karmalarda Ankara Gücü tesislerimize gelip yıl sonunda belli bir dönem ayrı bir turnuva oynayacaklar. Ayrıca bu 10 takım bir şenlik halinde 30 takım bir araya gelip ayrıca bir şenlik yapılacak. Bütün çocuklara sertifikat vereceğiz ve onlar Ankara Gücü, sadece herkes topçu olmayacak. Yarın bunlar vali olacak. Yarın bunlar doktor çıkacak, mühendis çıkacak, gidecek polis olacak, subay olacak, başka bir şey olacak. Yani Ankara Gücü bu yaşlardan itibaren bu çocukları kazanıp aileleriyle birlikte bu büyük aileyi daha da büyütmeye çalışacağız. Çünkü burada ayrılık olmaz. Bu sevgi olayı. Yani biz diyelim ki görevinden ayrılan bir insan bile Ankara Gücü'nden ayrılamaz ki. Yani çünkü bu tamamen menfaate dayalı bir şey değil. Bu sevgi. Yani karşılıksız bir şey. Bizlerin katılması bu aileyi büyütüyor. Hep beraber daha büyüğünü, daha güzelini hep beraber yapacağız. Herkesin katkısını bekliyoruz. Evet. Şimdi dediğimiz gibi burada bu çocuklardan altın karmalar bizim aslında ileride kendi Ankara Gücü'nün esas kadrolarını oluşturacak. Yani kendi birimlerimize, akademimize, SAGEM sistemimizin içinde lisanslı oyuncularımız altın karmalar genellikle olacak. Bunun dışında bu çocukların tabii ki futbol, hepsi futbolcu olmayacak. Bir süre sonra yollarımız ayrılacak. Futbol yeteneği bir noktada tıkanan insanlar başka branşlarda da, çok branşta geleceğiz özellikle ufak yaşlarda. İyi bir basketbolcu olacak veya iyi bir atlet olacak. İyi bir başka bir spor dalında yüzümüzü güldürecek. Onlar madalyalar getirecek.
ve Ankara için gurur olacaklar. Devam edelim. Seymen'in kapasitesine gelelim. Bu üç ilçe örnek veriyoruz. U12-15 yaş grubunda 25 çarpı 4 30 bölge 3000 sporcuya ulaşıyoruz. Yine ilk öğretimin ilk 4 yılında 3000 sporcuya, sonra 1500 sporcu daha yakalanıyor. Ve toplam 7500 çarpı kadın erkek 15000 lisanslı sporcu yakalamış oluyoruz. Her yıl 12-13 tane de yıldız futbolcu sadece bu 3 ilçeden bekliyoruz. Devam edelim. Tabii ki burada paydaşlar çok önemli. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık, ilçe belediyeleri, MEP, spor il, ilçe müdürlükleri, üniversiteler, spor bilimleri fakülteleri, TÜFAT, ASKF, 10 profesyonel takım vardı geçen sene ve 257 tane amatör takım vardı Ankara'da. Bunların hangisi bizle işbirliği yapmak istiyorsa, imkanı olan, onlarla da işbirliği içerisinde olacağız. Sistemimizin içinde olacak. Kardeşlik paylaştıkça, sevgi ve bilgi paylaşıldıkça büyüyen şeyler. O nedenle hep beraber aynı gemideysek aynı gemiyi en iyi şekilde getirmeye çalışacağız. Burada projeksiyonumuz 3 yıl içerisinde bu sistemin A takım düzeyinde oyuncu vermesi. 5 yıl içerisinde Ankara Gücü'nün, MK Ankara Gücü'nün %50 ihtiyacını bu sistem karşılayacak. Tabii ki Avrupa ayağı var. Bu işin Afrika ayağı var. Türkiye ayağı var ve aynı zamanda bizim esas ana çalışma yerimiz, evimiz Ankara. Ankara temelli ve 7 yılda %70, 9 yılda %90'a ulaşan bir kapasiteyle bu işi gittikçe kendi özümüzden gelen, kendi yetiştirdiğimiz, sadece para için değil, forması, değerleri için oynayacak insanlara ihtiyacımız var. Ve yetişen insan çok yönlü olmak zorunda. Tanju Çolak bir dönem gol kralı oldu Avrupa'nın. Gitti iki kelime konuşamadı. Ha, bu onun ayıbı mı? Değil. Buna biz bu imkanı demek ki sağlamadık zamanında. Bu çocukların bu şanssızlığı olmaması lazım. Onları hem yabancı dil anlamında, hayatın her alanında, sinema, tiyatro, kitap okuma gibi sosyal yönlerinde mutlaka geliştireceğiz. Devam edelim. Süper Lig'de 3 büyük takımın şampiyon olmuş, 3 takımın kötü ekonomik tablosu birkaç yıl önceden başlayan bir süreç. Bu bir gerçek. Önümüzdeki 10-20 yılda da bu bagajları dolu, bu liglere yansıyacak. Bu durum iyi organize olacak Anadolu takımlarına her zamankinden daha fazla şampiyonluk şansı vermektedir. Bu bir realite. Bunu görmemiz lazım, buna hazırlanmamız lazım. Türkiye Süper Ligi hiçbir başkent takımının şampiyon olamadığı ender liglerden biri. Tek demek istemedim, ender dedim. Bu durumda planlı bir çalışmayla 5-10 yıllık bir sürede buna son verebiliriz. Başarı ve başarısızlık bir günde oluşmuyor. Evet, benim sunumum bu. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa... Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Agustin dediniz hocam. Agustin Ankara Gücü'nde oynadığı bir dönem. Taraftarında çok sevdiği bir oyuncu. Afrika'da da bildiğim kadarıyla Gana'da. Evet. Onunla işbirliği yapacak mısınız? Yedinci sorum o. İkinci sorumda rezerv lig kurdu TFF bu sezon. Ankara Gücü rezerv lige girecek mi? Bu konuyla ilgili bir görüşmeniz oldu mu yönetimle şu an? Rezerv ligle ilgili bir başkanımla da konuştum. Bir sıkıntılı bir şey var. Yani bana göre aynı güne oynanması çok yanlış bir olay diye düşünüyorum. Çünkü rezerv lig Avrupa'da yaygın bir olay ve amacı şu: A takımda o hafta maç oynamayan oyuncuların formda kalması, yani maç oynaması. Bir dahaki haftalarda hoca ihtiyaç duyduğu zaman onlardan yararlanacak. İkincisi, sakatlıktan çıkan oyuncuların kazanma ve kaybetmesinin çok önemli olmadığı bir ortamda onların kendilerini kontrollü olarak yavaş yavaş form yakalayıp sakatlıklarını geçirip A takıma tekrar kazanılması. Temel iki amaç bu. Aynı gün oynanan bir maçta bu amacın dışına çıkıyoruz. O zaman bu ligin ne anlamı kalıyor?
Yani burada biraz federasyonla mutlaka başkanımız aracılığıyla da görüşeceğiz. Bu doğru bir, yani bunun aslında teknik adamlar arasında tartışılması daha doğruydu. Teknik bir olay çünkü. Ama yöneticiler bazında tartışıldığı için farklı bir sonuç çıkmış. O nedenle bence teknik bazda da bir görüşün burada ağır basması lazım. Yoksa o lig bekleneni vermez. Yani sadece adı olur ama sonuçta kulüplere faydalı olmaz diye düşünüyorum. Agustin'le temasım sürüyor. Tabii ki ondan da her türlü Afrika'daki onun tespit edeceği oyunculardan yararlanma şansımız olabilir. Bunun yanında tabii ki bu biraz hani biraz önce dedim ya, açık bir eğitim sistemimiz olacak. Girdiler çıktılar. Yani ne imkana sahibiz ve sonuçta ne alıyoruz? Bunlara bakarken bizim imkanlarımız ne? Bizim imkanlarımız eğer yeterli olduğu noktada bizim Afrika'da ya bir pilot ya partner takımımız olması lazım. Orada Batı Afrika'da ben çalıştım. Yani hem Kamerun'da çalıştım, hem Gana'da çalıştım. Nijerya'da bulundum. O bölgeyi iyi biliyorum. Orada hakikaten 20 yaş ortalaması var. Afrika'nın yaş ortalaması 20. Yani Avrupa'nın 43. Latin Amerika'nın 31. Türkiye'nin yaş ortalaması 31,5. Yani biz Avrupa'nın dibinde bir Latin Amerika'yız. Yani burada biz potansiyelimizi iyi kullansak, Türkiye kulüpleri hepsi kasaları dolu, Avrupa'ya kendi imkanlarıyla, kendi tespit ettiği yeteneklerle Ajax gibi, Porto gibi, diğer takımlar gibi kafa tutan takımlar olur. Her şey parayla değil. Her şey biraz planlama, biraz zaman, biraz çalışma ve herkesin, bakın Avrupa'da esas organizasyon şöyle. Kulüp ağırlıklı, kulüpler güçlü çünkü. Ekonomileri vesaire Türkiye kulüpleriyle kıyaslanmaz. Artı devlet destekleri var. Örneğin İngiltere'de altyapılarda bir kulüp 600 bin sterline kadar teşvik alabiliyor. Yani sen 300 bin sterlin altyapıya yatırım yapıyorsan devlet de, federasyon da 300 bin veriyor. Ama 600 bin veriyorsan 600 bin veriyor. Bugün 600 bin sterlin devlet koysa, federasyon, 600 bin kulüp koysa 1 milyon 200 bin sterlin. Bu TFF1 bütçesinin üzerinde bir bütçe altyapıda. Yani o nedenle onlar bizim modelimiz değil. Afrika'da ne oluyor? Afrika'da olan şu. Her okulun, ilkokulun önünde bir tane futbol sahası var. Şey, toprak. Orada çocuklar oynuyor. Yani yalın ayak oynuyorlar. Mahallede, sokakta. Sadece squatlar geliyor. Oradan yetenekleri buluyor. Büyük şehirlere götürüyor. O büyük şehirlerdeki takımlarda bir süre sonra Avrupa'dan squatlar geliyor. Onları izliyor. Alıyorlar, götürüyorlar. Veya birkaç kulübün orada pilot takımı var. Oralardan götürüyorlar. Bu da bizim modelimiz olamaz. Biz kendi modelimizi oluşturmakla zorundayız. Biz hani Google'dan işte al, kopyala, yapıştır, bunlarla bir yere varamayız. Artık Türkiye'nin daha potansiyelini bulması lazım. Gerçek potansiyelimize ulaşmamız lazım. Genç milli takımlarımız dökülüyor. A milli takımımız işte yani kasaba liglerinde oynuyor. Yani bu bizim potansiyelimizin şeyi değil. Karşılığı değil. Ama potansiyelimizi açığa çıkarırsak bu karşılığı değil. Onun için bizim modelimiz belediyeler, devlet kurumları, milli eğitim olsun, valilik olsun ve onun dışında bütün herkesin desteğiyle bu işler kulüplere bırakılamaz Türkiye'de. Kulüplere bırakılırsa bu iş olmaz. Çünkü kulüplerin bagajı dolu. Borçları çok. Buraya en son bakılan alan, ben başkanın bu konuya ilgi duyduğu zaman şaşırdım açıkçası. Yani bu kadar ilgili olması beni şaşırttı. Ha benim bu kadar projeli olmam da onu da şaşırttı. Yani bir araya geldik. İnşallah hep beraber burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu, Cumhuriyet'in kurulduğu bir ilde inşallah şu projemizle Türkiye'ye örnek oluruz. Bütün illere bu böyle yansır, büyür, devlet projesi haline gelir. Buyurun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İkinci kez Ankara Gücü'ne geldiniz. 94-95 yılında hatırlıyorum. Yok, o öyle yazıyor ama... Öyleydi hocam, bir geldiniz siz mi sanırım? Yok, gelmedim ben ama Ankara Gücü'yle bir şey... Şeyin oldu
Bir görüşmelerim oldu, o zaman da olmadı yani, o dönem olmadı. Bakın. Çünkü beden eğitimi öğretmenlerine verdiniz, bu iş yürümez hocam. Onu belirteyim ben. Ama okulda onlar. Okulda onlar. Okulda onlar. Sahada onlar. Şimdi bunlar, bakın beden eğitimi öğretmenleri. Şimdi geçen gün bir arkadaşla görüştüm. Altındağ'da bir beden eğitimi öğretmeni gitmiş. Bir okula birkaç yıldır. Halterci. Ve şimdi Türkiye şampiyonları oradan çıkıyor. Yani... Bu biraz insana özgü bir şey. Yani tabii ki o kitle içerisinde iyiler de çıkacak, vasıflılar da çıkacak, vasıflılar da olacak. Bu bir, onun için diyorum ben, bu bizim sistemimiz açık eğitim sistemi. Yani burada ayak uyduran bize kalacak. Ayak uyduramayanlar da yan tarafa geçecek. Yani kim yapıyorsa. Çünkü onlar da denetlenecek. Öyle kendilerine kimse konfor alanı yaratamaz. Yani ben rahatım, işte burada benim cumhuriyetim. Ben burada istediğimi yaparım. Yok öyle bir şey. Yani hepsi denetlenecek, hepsi programlanacak, hepsi takip edilecek. Ama bunun için tabii ki bir orduya ihtiyacımız var, bir antrenör ordusuna. Ve bunun da zaten çocuklar oradaki yerel belediyeye lisanslandığı için bizim üzerimizde olmayacaklar. Biz onlar daha sonra, çünkü ailelerin şöyle bir kaygısı var. Çocuklar eğitim aksatmadan sporunu yapsın istiyorlar. Bunu yerelde, bölgesinde, mahallesinde yaparsak... Bu işin sonucunu alırız. Ama ta uzak bir ilçeden çocuğu merkeze taşırsak o bir süre yürür, ondan sonra kopar gider. Yani aile eğer eğitime veriyorsa, öncelik veriyorsa, o zaman der ki sen eğitimine devam. Bunun çok örnekleri var ama. Yani böyle bir iki değil. O nedenle bunu yerinde çözeceğiz. Bize altın karmalar oluşturacağız dedim. O karmalar zaten bizim ileride U14'ümüz olacak, U15'imiz olacak, U16'mız olacak. Ve arkadan sürekli gelecekler. Ve bunlar da genç milli takımlara yansıyacak. Ankara'dan çok sporcu olacak. Belki de Ankara'dan çıkardığımız karmalar genç milli takımları yenecek. Yani o düzeyde olacaklar yani. Eğer ciddi bir çalışma olursa. Ama bunun için başta valilik ve oradan milli eğitim kurumların bütün desteği, gençlik ve spor olsun. Büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyeler, bütün herkesin bu işe katkı sunması gerekiyor. Ama tesis, ama imkan, ama farklı şekillerde. Bunları oturup görüşeceğiz. Herkesin üşenmeden kapısına gideceğiz. Fark etmez. Yani bizim davamız gençlik. O çocukları bulmak. Ama zaten bizim Türkiye'deki örgütlenmemiz, Altın Ordu dahil, şey üzerine, futbol okulları. Yani futbol okullarına kim gidiyor? Parası olan gidiyor. Parası olmayan ne olacak? O gariban çocuklar ne olacak? Ama okulda geliyor çocuklar, o mahalledeler. Onları gidip yerinde bulacağız. Bulmamız lazım. Yani buzdağının ucuyla uğraşmayacağız. Buzdağının dibine ineceğiz. Ve bunun için de mutlaka okul taramalı mahalle, 25 kişilik mahalleler şeklinde bölgeler oluşturarak yürüyeceğiz. Buyurun. Hocam ben de tesis konusunda bir soru soracağım da cevapsızın versin. Buyurun. Şimdi Ümit Hocam zaten tesis konusunda da bir altyapı Ankara'da bir araştırma yapıyor. Saray tesislerini ben kendisine söyledim ama bunun biraz zamanı ihtiyaç olduğu söyledim. Çünkü orada bir kurumumuz var. O kurumumuz bulunduğu
ihtiyaç duyduğu tesisi bir başka yere yapıyor. Daha doğrusu kendi kurumlarının içinde bir yere yapıyor. Sonra bu tesis Gençlik Spor Bakanlığı'na geçiyor. Gençlik Spor Bakanlığı'na bakanla yaptığımız görüşmede Ankara Gücü'nün ihtiyaç duyduğu ne kadar ihtiyacı varsa orada burada faydalanabileceğini ve Ankara Gücü'ne tahsis edileceğini söylüyor. O çalışmalar devam ediyor. Ama şu anda elimizde reel daha doğrusu bir gerçeklik var. Bizim Tandoğan tesislerimiz var ve bakacağız belediyelerin bu anlamda değerlendirebileceğimiz tesisleri olduğunu söylüyorlar. Birkaç belediye bize bu konuda Ankara Gücü'ne yardımcı olacağını söylediler. O görüşmeler devam ediyor. Biraz önce de hocam söyledi. Zaten altyapı dediğiniz şey bugün yarın olacak bir şey değil. Onun verimini 5 yıl 10 yıl sonra alacağız. Ama biz maalesef toplumsal bir hastalığımız var. Uzun vadeli projelere hep soğuk bakıyoruz. Ben de işin açıkçası profesyonel takımı yönetmektense altyapıyı yönetmek daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü en azından bir çocuğun orada gelişmişliğine şahit olmak, bir çocuğu Türk futboluna kazandırmak bana göre en haz alınacak şeydir. Yani bu da Metin Erbey görüyor. Bu şu deme ilgin ama bakın nasıl ilgileneyim. Şu anda A takımın problemleriyle uğraşmaktan yani buraya ilgilenmeye fırsat bulmadı ama mevcut durumu Soner arkadaşımız, Cengiz arkadaşımız çok iyi bir duruma getirdiler. Siz de görüyorsunuz tesisleri. Ama bu yeterli mi? Değil. Ben biraz önce söyledim. Mevcut durumda arkadaşlarımla vedalaşırken bunun bir yetersizlikten kaynaklanmadığını, daha iyi bir duruma getirmek için böyle bir karar aldığımızı söyledim. Bu anlamda hocamla ilgili ne yapıp ne edeceğini artık bundan sonra her fırsatta sorarsınız. Zaten sizi rahat bırakmayacak Metin Erbey hocam. Ben onları rahat bırakacağım. Tabii bence de siz öyle yapın. Şuradan emin olun. Çok iyi şeyler yapılacak. Bizim olmamız önemli değil. Biz burayı kurumsal bir hale dönüştürdükten sonra buraya kim gelirse gelsin bu sistemi uygulamak zorunda olsun. Bu sistemi uygulamayanlar çok ciddi tepki alacaklarını bilsinler. Ona göre hazırlıklarını yapsınlar. Ben dediğim gibi benim işim burada bulduğum sürece burayı kurumsal hale getirmek. Ondan sonra artık kim gelirse gelsin burayı en verimli şekilde değerlendirecektir diye düşünüyorum. Şimdi 15 yaşına kadar olan bölümde yani bizim temel eğitimde sporcu diyeceğiz, futbolcu demeyeceğiz insanlara. Yani futbolcu olmuyorlar çünkü daha hala sporcular. Birkaç branşla birlikte onlar devam edecekler ve onlar ancak bizim elit akademi yani elit grubumuza girdikleri zaman futbolcu statüsü yakalamaya başlayacaklar. O nedenle sadece yarışma dediğin şey üstü olacak. Yani bizim elit departmanımız biraz yarışmacı olacak. Çünkü ona ihtiyaçları var artık. Orada rakipleriyle oynayacaklar. Rakipleri kim? Doğal olarak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon vesaire. Bunlarla aşık atacaklar. Bunlarla karşı karşıya mücadele edecekler. O nedenle bizim yarışmacı gruplarımız elit departmanımız olacak. Benim aslında geniş bir sunumum var ama burada tabii basınla ilgili bölümde bunu çok kısaltarak geldik. Hepsini ifade edemiyorum. Çok detaylı, çok kapsamlı bir çalışmam var. Sadece bu
basın için hazırlanmış. Sadece çok özet bir bölümü, çok kısa bir bölümü. O nedenle yani ben şimdi işin hem okulunda okudum, hem mutfağını bilen bir insanım. Bu işin yani çekirdekten geldik. O nedenle karşımıza problemler çıkacak. Bunlar bizi yıldırmayacak. Yani ben Alpayların mesela yetiştiği Altay'daki dönemde toprak sahalarında çalışıyorlardı. O üniversitenin, Ege Üniversitesi'nin sahalarında. Yani ama çıktılar, oyuncu oldular. Yani burada imkansızlık bizim için mazeret değil. Mazeret olmamalı. Biz mazeret yaratırsak çocuk daha çok yaratır. O nedenle mazeretlerin bizim önümüzde bir engel olması mümkün değil. Yani Antalya'da şimdi bir sürü saha var, ne oluyor? Yani şimdi burada tesis fakiriyiz de Antalya'da da sürüyle saha var. Yani mesele olan organize olmak. Yani o imkanları maksimum seviyede en iyi şekilde kullanmak ve bizim paydaşlarımıza da yol gösterici olup ihtiyaçlarımızı işte belediyeler, ilçe belediyeler, büyükşehir belediyesi veya kurumlar bunlara bize saha yaparak her geçen gün bu havuza bir şeyler kazandırmaları lazım. Ama biz onları zorlamazsak, biz ihtiyaçlarımızı göstermezsek herkesin konfor alanı var. Rahat yatar gider yani. O nedenle bu işi rahatlatacak bir şeyimiz yok. Buyurun. Hocam, velileri nasıl razı edeceksiniz? Şimdi biz zaten bakın eğitim departmanı dediğimiz zaman biz çocuğa, şimdi siz eğitim, aileye çocuğu olmuş yıldız futbolcu muamelesi yaparsanız o veli zaten hemen gelip senin kafanda farklı şeylere, yani hemen farklı yerlere gider. Buyurun. Çocuklara öncelikle bir futbolun oyun olduğunu bahsetmesi gerekiyor. Bunun bir ileriki aşamalarda buna tamamen atıyorum 16, 17, 16 ve 18 yaşlar arasında geldiği zaman işte futbol ileriki için kalan 200 seviyesine konuşulması gerekiyor. Kesinlikle yani altta her çocuk mesela daha birli bir aile çocuğun hemen şöhret olup para kazanma ya da yani bunu kesinlikle lanse etmememiz gerekiyor burada. Evet. Çok şey oluyor. Gelen veli hemen menajerini bulmaya çalışıyor. Ya bilmem ne yapmaya çalışıyor. Orayı senin üzerinde sistemini bozmaya çalışıyor hocam. Burada ilk başta önlemler alırken, yani kulübün kendi menajeri mi olacak, çocukları falan bağlanırken, o sistemleri falan iyi yapıp da iyi sistem kurulursa herkes rahat eder. Çünkü beyinlerin aileleri menajeri falan çok karıştırıyor. Şimdi özellikle bizim eğitim grubumuzda, eğitim departmanımızda olan çocuklar, U15 ve 6. Bunlar zaten sporcu. Bunlar bir futbolcu, spesifik olarak bir şey demeyeceğiz. Ve bunların aileleriyle biz zaten çocuğunuz antrenmana geldi, antrenmandan gönderdik gibi bilgilendirmeler ve onlarla ara ara toplantılar yapacağız. Yani bizim programımızda var. Bu sadece bizim çok az bir kısmını anlattığımız bir bölüm. Onlar hepsi var. Yani soru çok güzel, teşekkür ediyorum. Burada bizim yapacağımız bir şey daha var aslında, çok önemli. Almanya 2007'den itibaren akademi sistemine geçti okullarda. Ve burada kendi ülkelerinin dışından, Belçika'dan bir firmayla, reklam olsun diye söylemiyorum ismini, bir firmayla anlaştılar. 3 yılda bir denetleniyor Alman Bundesliga 1 ve 2. Ve burada bu bir hafta kalıyorlar her kulüpte denetleme grupları, gelen denetleme grubu ve 500 tane kritere göre not veriyorlar. Ve o nota göre işte velilerle ilişki, okul çocuk ilişkileri, antrenörlerin lisans kaliteleri, ne seviyede antrenörle çalışıyorsun, yardımcı destek grupları ne? Çocuk mesela okuyor, matematiği zayıf, orada onun yardımına gidecek bir hemen bir sistem. Yani bunların hepsine puan veriliyor ve orada 3 yıldız alan kulüp Almanya'da her yıl 400 bin euro devletten teşvik alıyor. Ve onlara, o kulüplere en yakın 10 dakika mesafede bir okul onların pilot okulu ve elit akademi okulu. Yani çocuk hem okulla kulüp arasında ders saatleri hepsi ayarlanıyor. Bunun için diyorum biz Türkiye'de de kendi partnerlerimizle bu işin içerisinde, bizimle işbirliği içerisinde bu işi çözmemiz lazım. Tek bir kulübün yapacağı bir sorun değil bu. Bunu hep beraber uğraşacağız. Sorunlar çıkacak. Biz de
iddia ediyorum Türkiye'de de ilk 3 yıldızı alan kulüp olacağız. Yani o firmaya kendimizi denetletip bir hafta gelip bizi inceleyip o 3 yıldız alan kulüpte biz olacağız. Giderken de sizin hocaların bilgilerini alarak da başka gidecekse ilk çocuğu alma şeyi Ankara Gücü'nün olması gerekiyor spor okullarındaki. Şimdi zaten protokoller yapılması lazım. Yani şimdi mesela bir ilçeye biz gidip bu taramaları yapıyorsak, ekipleri oluşturuyorsak oradaki o ilçenin belediye sporuyla diyelim bir anlaşma yapacağız. Diyeceğiz ki buradan en iyi oyuncular bize gelecek. Yani bunlar mutlaka bir protokollere yapılacak. Ama yasaların, kanunların yan yollarından, öbür taraflarından geçilecek. Onu da engelleyemiyorsun. Çünkü yasalar ne müsaitse o kadar oluyor. Ama biz burada eğer Ankara Gücü olarak dominant yapımızı Süper Lig'de de dominant bir konumuna taşıdığımız zaman o zaman ve altyapıdan ne kadar çok çocuğumuz A takımda oynadığı anda zaten aileler buradan kaçma şansları yok. Son seçimlerimizde mesela gelen çocuklarımızın hepsinin %60 aralığı tamamen şeyde spor okullarımızdan gelen çocuklar. Evet. Yani kökleri falan var, eğitim olarak falan yaygınlaştığı zaman daha başarılı, daha aktif çocuklar falan kazanabiliyoruz. Hocam, keşke kalp olmasaydı Mustafa Dalcı hocam olsaydı. Çünkü evet. Son nasıl muhatap bu? Yani siz ne kadar alttan güzel meyveyi çıkarsanız dahi bunu kullanacak olan daha takımın hocası. Mustafa hocam hiç görüştünüz mü? Böyle projemiz var. Biz artık altyapıdan futbolcu çıkaracağız ya. Bunda kilit nokta sizsiniz. Sizlere uyumlu çalışacağız. Herhangi bir diyalog olur mu? Yani Mustafa Hoca mutfaktan gelen bir şey. Tanıyorum da, görüşüyoruz da. Mustafa Hoca mutfaktan gelmesi, altyapılardan gelmesi bu çocukları kazanma yönünde de çok önemli bir avantaj diye düşünüyorum. O bir eksimiz değil, aksine artımız yani. Ve artı bu konu hocalara bırakılacak bir iş de değil aslında. Yani bugün Ajax takımı bir antrenörle anlaştığı zaman diyorlar ki her yıl 3 tane altyapıdan oyuncu alacaksın. Bir tanesi de oynamak zorunda ilk 11'de. İkinciyi oynatırsan daha çok memnun oluruz. Şimdi kulüplerin kriterleri olması lazım. Kulüpler kriter koyarsa antrenör gelir ona uymak zorundadır. O nedenle bu sadece antrenöre endeksli bir şey değil. Geçen sene bir isim vermeyeceğim bir kulüp son 7 maçta işte bir antrenör değişikliği oldu. Takım ligde kaldı. Son maç artık düşme tehlikesi de yok. Yöneticiler işte altyapı hocaları diyorlar ki hocam 5 tane oyuncu var. Şunları bir oynat da bir önümüzdeki ne olacak? Yok demiş hoca. Ben demiş işte istatistiklerim var. İşte şeylerde görünecek. Bu maçı kazanıp benim puanlarımı arttıracağım. Şimdi o nedenle bunlar antrenöre bırakılacak konular değil. Yani biz mutlaka kulüp kriterlerini oluşturmamız lazım. Kurumsallık buradan oluşuyor zaten. Bunu başardığımız zaman zaten gerçek bir kulüp olacağız. Ajax gibi, Barcelona gibi kurumsal ve bir kulüpten daha fazlası olacaksın. Önemli olan onu başarmak. Soru bu. Yani aileyi ikna etmek derken işte çocuğunu getir,
sporcu yapalım değil de çocuk aynı zamanda sporcu olacak ve aynı zamanda eğitim hayatını devam ettirebilecek bir yapının içine sokmak mı daha doğru? Zaten yani projemiz o. Yani bunu gerçekten... Bununla ilgili farklı zaman zaman konuşuyoruz da yani acaba işte böyle eğitim veren bir kurum mu olması gerekir? Ya zaten bu dediğim gibi Almanya'nın denetlediği kendine kurum 500 tane kriter belirlemiş. Bunların tabii 20-30 tanesi çok önemli. Onlara biz çalışacağız. Yani kendimiz sınavdaymış gibi onlara çalışacağız. Bunlardan bir tanesi de ailelerin bu kaygıları, eğitim ve çocukların durumları. Bunlarla ilgili de özel bir çalışma yapacağız. O kaygıları gidereceğiz. Ama şunu da unutmayın. Şimdi 100 tane, 200 tane sporcudan 1-2 sporcunun palazlanması o aileleri farklı etkiliyor. Şimdi 9000 tane sporcunun arama taramayla geldiği bir ortamda o ailenin, o çocuğunun belki çok sıradanlaşacağını da göreceğiz. Yani kendi görecek belki, yani çocuğu altın karmaya giremeyecek, gümüş karmaya giremeyecek veya bronz karmada olmayacak. Rekabet çok önemli. Bu nedenle biz rekabetçi bir ortamda o çocukları getireceğiz. O zaman da aileler bakacak, zaten kendinden çok daha yetenekli çocukları görüp de ya benim oğlum niye olmuyor diyemeyecek. Bir de mesela seçmeler artık Ankara Gücü Kulübü seçme yapmaması lazım. Davet usulü sporcunun gelmesi lazım. Seçmelerde şöyle oluyor. Birçok yeteneksiz insan geliyor. Onun içinde biraz orta yetenekli biri geliyor. O gün 3 tane gol atıyor. Ondan sonra diyor ki beni almadılar. Torpil var. İşte yani işte Ankara Gücü Kulübü ele geçirilmiş. Altyapıda çete var, şu var, bu var. Yani bunlar hep yaşadığımız olaylar. O nedenle bizim o okul şeylerden itibaren ilçelerden oluşturduğumuz takımlarla karmalar oluşturarak geldiğimiz sistemde gerçek yıldızlar çıkacak. Herkes de birbirini görecek. Yani ben tek değilim. Benim rakibim var. Ben niye daha çok çalışıp gitmeyeyim? Onlar daha çok çalışacaklar Ankara Gücü formasını giymek için. Önemli olan o koşulları yaratmak. İstanbul takımları bile böyle kapsamlı bir şey girmiyor. Yani bir Altın Ordu var Türkiye'de. Altın Ordu da şuna dayalı. Efendim? Biraz sonralara da bırakın soruyu. Şimdi Altın Ordu da futbol okullarına dayalı. Evet, bir de amatör kümelerde tavsiye edilen oyunculara gidiyorlar. Squatlar izliyor. Beğendiklerini alıyor. Bu buzdağın ucu. Bakın yani biz esas kaynağa ulaşacağız. Kaynak mahalle. Yani futbolu mahalleye götüreceğiz yine. Mahalleden geldik, yine mahalleye gitmesi yani lazım. Çok daha kapsamlı, çok daha büyük bütçe. Onlar mesela petrol ofisini bulmuşlar, sponsor olarak onun üzerinden gidiyorlar. Yani bu çok daha büyük, sizin anladığım kadarıyla büyük bir proje bu proje. Yani İstanbul takımları bile getirdi. Tebrik ederim. Yani Ankara Gücü böyle bir projeye el atıyor. Bunu, İnşallah da başarırlar. Bunu uyguladığımız zaman ilk ve tek kulüp olacağız ve Ankara olacak. O nedenle de sonuçlarını aldıkça da hepimiz gurur duyacağız, inanıyorum. 2 sene sonra, 3 sene sonra bu farklı şeyler konuşacağız. Bugün nasıl biz Ajax'ı örnek alıyorsak, nasıl Porto'yu örnek alıyorsak, yarın Avrupa'dan gelip de burada ne oluyor diye sorduklarında hiç şaşırmayalım. Onlar o Mustafa Hoca'nın işi. Mustafa Hoca'nın alanına girmeyeyim. Onlar A takımlık olmuş zaten. Yani bende işi yok. Ben kendi kulvarımda şunu söyleyeyim. Ajax takımı Jack Reynolds diye bir adam var. İngiltere'de eski futbolcu. Bu adam İngiliz futbolundan nefret ediyor. Yani orada oynamış ama
Hep uzun top, kavga, gürültü, 18 içerisinde mücadele. Adam bıkmış yani. Gidiyor, ben diyor bu futbolu oynatmayacağım, antrenörüm diyor. Avrupa'da pasa dayalı bir oyun sistemi geliştireceğim. Ve şeye geliyor Ajax'a. Ajax da bu total futbol dediğimizin yaratıcısı o. Rinus Michels'i yetiştiriyor, o Cruyff'u yetiştiriyor. Cruyff gitti, Ajax aşısını şeyde yaptı, Barcelona'da yaptı. Onun için benim modellerim daha çok o okul var. Ve o okul var da ama birebir kopya değil. Kendi modelimizi oluşturacağız. Yani kopyala yapıştır yok. Onlar kendi dünyası, kendi ülkeleri farklı şartlarda yaşıyorlar. Girdiler çıktılar farklı. Biz de farklı. Biz de kendimize göre gardımızı alacağız, çalışacağız. Tamam. Tam bize yakın. Orada otururuz, geniş geniş sohbet ediyoruz. Eyvallah. Başkan da yorgun, argın. Başka zamanlarda da. Daha geniş toplantı. Her zaman. Her zaman. Hepinizin desteğini bekliyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Fotoğraf verelim. Sayın Başkanım, pasta kesecektik yeni sezon başarı için. Öyle mi? Nerede kesiyorsun?